Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Jujutsu Kaisen'in 250. bölümünün spoiler incelemesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz normalde çarşamba günleri gelen bir spoiler vardı ve spoiler sadece dedi ki bundan sonra dedi spoiler'lar dedi perşembe günü öğlen 12 veya 2 arasında gelecek dedi ve o yüzden bu videoda perşembe gününe kalmış oldu. 249. bölümde Yuta'nın artık sonunda alanını görmüştük ve bundan sonra ne olacak dediğimiz bir bölümle beraber noktayı koymuştuk. Şimdi 250. bölümde güzel bir fight var. Hani özellikle Gojo ve Sukuna savaşından sonra böyle aralıksız bir savaş gördüğümüz tek bölüm olabilir arkadaşlar. Çünkü inanılmaz hareketli, inanılmaz olağanüstü böyle bölümler var. Yani bölümler diyorum paneller var ve bölüm içerisinde birden fazla teknik birden fazla olay var. Gerçekten okurken incelerken çok çok keyif aldım. E sizlere de laf uzatmadan daha fazla bekletmek istemiyorum. Ama tabii ki videoya geçmeden önce de incelemeye geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Katıl üzerinden destek olan arkadaşlara da sonsuz teşekkürler. Artık incelememize geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 250. bölümde şöyle bir görselle beraber bölümümüz başlıyor. Yuta elindeki kılıçla beraber arkadaşlar e, Sukuna'ya doğrultmuş durumda. Yan tarafa da notlarımı aldım. E, unuttuğum yerler varsa diye bazen çeviride problemler olabiliyor. E, tam şey olmuyor. Birkaç yerden de baktım. Yine aldığım notlardan yine okuyacağım arkadaşlar. Yuta'nın alanında arkadaşlar sonsuz katana mevcutmuş. Bu sonsuz katanalar şunları şey yapabiliyor. Yani sonsuz katana olduğu için o katanaların hepsi bir kopyalanmış tekniği temsil ediyormuş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Sukuna ile savaşırken e şöyle mesela bir örnek verelim. Dedi ki Yuta benim dedi Naname'nin dedi 7 bölü 3 oranı tekniğine ihtiyacım var. E gidip katanayı çektiğinde 7.3 alamıyor. O görmüş olduğunuz alandaki bütün katanalar rastgele bir kopya arkadaşlar. Yani gidip onu çekip bulamıyorsunuz. Ben demiştim mi hatırlarsanız. içi e, Ichigo Bankai'sini bulabilmek için kendi üç dünyasına doğru kılıcı suyu bulması gerekiyordu. Aynı şekilde Yuta'da istediği tekniği bulmak zorunda. Yani diyelim ki rastgele birini çekti. 7.3 yerine değil mesela örnek veriyorum. Nanami'nin lanetli konuşma... Nanami diyorum. Inumaki'nin lanetli konuşma tekniği geldi. Yani o yüzden Yuta'nın da bu savaş alanında hani dezavantaj demeyeyim ama sürpriz saldırılar yapmasını elverişli olabileceği bir bence alanı var. Ve o alanı tuttuğu anda hangi tekniği tuttuğunu biliyor bu arada. Hani aldı ulan bu neymiş demiyor. Tuttuğu anda diyor ha diyor Inumaki'nin konuşma tekniği veya işte diyor Nanami'nin 7 bölü 3 tekniği örnek veriyorum. hani bu şekilde avantajı da var. Ama tabii ki dediğim gibi rakiplerini sürpriz saldırılar yapabilmesi açısından bence muazzam bir şey. Rakibin hiç bilmeden rastgele bir tane şey çekiyor ama o çektiği şey kendi tuttuğu anda bilebiliyor ve ona göre saldırabiliyor. Bence muazzam bir teknik. Bakalım bölüm ilerledikçe Sukuna'ya karşı nasıl zorluklar verecek bekleyip göreceğiz. Tabii ki şöyle de bir şey varmış. Yuta diyor ayrıca diyor e, kopyalamış olduğu teknikler var ya lanetli tekniklerden birini kendi alanında kesin isabet vuruşu olarak kullanabiliyormuş. Örnek veriyorum Sukuna'nın mesela kesin isabet vuruşu kullandığı dünyayı kesen saldırısı var biliyorsunuz hani kaçmak çok çok zor mesela. O tekniği Sukuna'ya karşı kullanabiliyormuş yani bu anlama geliyor arkadaşlar. Yani demek istediğim şey şu kullanmış olduğu tekniği kesin isabet vuruşu olarak karşıya atabiliyor mesela Konuşma tekniğinden dojlamak için kulağını falan kapatmanız gerekiyor. Mesela ama bu kesin işabet vuruşuyla yapılmış bir saldırı olduğu için kaçamıyorsunuz yani doğal olarak. E, i̇nanılmaz güçlü bir e, tekniğe sahip olduğunu söyleyelim. Sonrasında Yuta mini şeklindeki Shikigami'ler var. Bunlar Rika'lar arkadaşlar mini Rika'lar. Mini Rika'larla beraber e, Sukuna'ya saldırılar e, yapıyor arkadaşlar. Tabi Sukuna bu saldırıları kolay bir şekilde bloklamayı başarıyormuş. Hani şurada da göstereyim. E sonrasında Yuji tabii ki saldırıları ardı ardına atmaya devam ediyor. Sonuçta e, Sukuna Megumi ile beraber bir bağlantı çağında olduğu için ruhu sarsması gerekiyor. Yani bedenden çıkartabilmesi için her vuruşta biraz daha sarsıyormuş bu arada Sukuna'yı. Ama tabii ki buradaki saldırılarda şu an görmüş olduğunuz paneldeki saldırılarda arkadaşlar e, Sukuna yumrukları engellemeyi başarıyormuş. Ama tabii ki yumrukları engellese de sonuçta bir darbe aldığı için de ruhunun sarsıldığını ve bedenin kontrolünü yavaş yavaş kaybettiğini e, hissediyormuş. O sırada da dikkat arkadaşlar yukarıdan bir saldırı yapıyormuş. Çok böyle sağlam bir saldırı yapıyormuş. Hatta şurada da gözüküyor zaten az da olsa. Ama Sukuna bu saldırıdan da kaçmayı başarıyormuş arkadaşlar. Sonrasında şu panelde kolayları anlatmak istiyorum ben. E, Yuta daha sonra Uro'nun biliyorsunuz böyle bir çıplak bir kadın vardı. Böyle kendisini gökyüzüyle falan kaplıyordu onun uzay bükme tekniğiyle beraber arkadaşlar saldırmaya devam ediyormuş bu noktada. Sukuna onun da yüzleşmeye hazırlanırken Gojo ile olan savaşın nedeniyle alansal genişletme ve ters nanet tekniği yani tersilim tekniğini kullanamadığını, bunun düşük olduğunu fark ediyormuş. Ben bunu yeni fark ediyor olması beni biraz şaşırttı arkadaşlar. Yani ben Sukuna gibi bir adamın bu savaş içerisinde bunu fark ediyor olması bence biraz şey oldu. Bence Yuta'nın alana hani Yuta'nın ilk bu, Karşılaştıklarında savaşmaya başladıkları anda bence Sukuna'nın burada ulan benim e, alan açacak durumum yok ona göre savaşmalıyım cümlesini ağzından duymak isterdim açıkçası ama ne hikmetse duyamadık burada sonrasında fark ediyor olması bence burada biraz e, Sukuna'ya nerf çaktığını gösteriyor bence arkadaşlar burada bir nerf yemiş e, Yuta ve Yuji ile kapıştırabilmek adına bence burada ufak bir e, Sukuna'ya nerf dokunuşları yapmış. Aynı Gojo-Sukuna savaşında e, Gojo'ya yapmış olduğu nerf dokunuşları gibi ben e, bunu anladım. Tabi Sukuna'nın biliyorsunuz şu an e, lanetli enerji havuzu Yutaniki ile aynı durumdaymış. Sukuna hala e, içi boş hasır sepeti vardı geçen hafta biliyorsunuz onu söylemiştim. E, onu kullanırken e, Dismantle yani dünyayı kesen saldırıyı Gojo'yu öldüren saldırıyı kullanmasını engelliyormuş bu içerisinde. Sonrasında arkadaşlar yine buradaki panelleri görüyoruz Rika Itadori'yi Sukuna'ya doğru bir roket gibi fırlatıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında Yuta ona başka bir e, saldırı yapmak için hazırlanıyor tam bu noktada ve Sukuna Yuta'nın kılıcını savuşturmayı başarıyor. Sonuçta dört eli var Kelly ile içi boşur <laughs> içi boş hasır sepetini yapmaya devam ederken diğer tarafında savunmaya çalışıyor kendisini. Yuji'nin çok sağlam bir tekme yediğini görüyoruz Sukuna'nın ve yine tekrardan arkadaşlar bu bölüm içerisinde bir kez daha Sukuna'nın ruhunun sarsıldığını bizlere spoiler sadicisi söylüyor. Tabii sonrasında burada görüyorsunuz Itadori sol kolu galiba evet sol kolunu tamamen absorbe etmiş durumda. Ee, bir yandan da tabi katanalar ile beraber Yuta e, saldırmaya devam ediyor ama Itadori'nin <laughs> zor bir durumda olduğunu söyleyelim bu panele baktığımızda. Itadori Sukuna ve Megumi'nin ruhlar arasındaki boşluğu, boyutu artık hissedebiliyormuş ve ona göre saldırıyormuş arkadaşlar. Boşluklara vurarak Sukuna'yı artık Megumi'nin bedeninden çıkarmaya çalışıyor. Itadori burada artık her darbede, her savaştıkça ruhunun nerede olduğunu, o boşlukları hissedebildiğini öğreniyoruz. Sonrasında şöyle bir açıklama var arkadaşlar. Megumi'nin banyo ritüelinde derinlere gömülmüş ruhunu bu saldırılarla beraber uyandırabiliyormuş. Yani vurdukça sarsılıyor Sukuna'nın ruhu ve Arka tarafta Megumi bedeni artık yavaş yavaş kontrol etmeye başlıyormuş ve Sukuna da bedenin kontrolünü vermemek adına Yuta ve Itadori ile savaşırken bir yandan da iç tarafta Megumi'nin ruhuyla savaşmaya başlıyormuş arkadaşlar. O yüzden Sukuna şu an Itadori'den her darbe aldığında bedendeki kontrolü biraz daha düşüyor arkadaşlar. Bu arada fark ettiyseniz artık Yuta'nın ağzında Inumaki'nin lanetli konuşma tekniği var arkadaşlar. Ve Burada o tekniği kullanarak Sukuna'yı donduruyormuş. Ve sonrasında ince buz kırıcı saldırısıyla beraber Sukuna'nın sağlam bir darbe aldığını bizlere söylüyor spoiler sağlayıcısı. Ee, sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi Rika nefes yani Sukuna'nın nefes almasına dahi e, izin vermeden yukarıdan şöyle şu elleriyle şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir vuruş yapıyor. Ve ee, Sukuna'yı yere seriyormuş. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kalmış durumda. Hatta Gojo'dan... Moru yediğinde de bu şekilde e, darbe almıştı ve sonrasında arkadaşlar Yuta ve Itadori tekrardan şu an Sukuna sersemlemişken saldırı yapmak üzere yine atağa kalkıyorlar. Sukuna bu arada Yuta'ya sağlam bir tekme vuruyor bu noktada. E, ama şöyle bir durum var e, artık Sukuna şimdi sersemlediği için içi boş hasır sepeti kullanmıyor bırakmış burada görmüş olduğunuz gibi ve onu bıraktığı için artık e, Dismantle yani dünyayı kesen saldırılardan Kesici saldırılardan hem Itadori'ye hem de Yuta'ya doğru atıyor bu saldırılardan. Ve bu saldırılardan bir tanesi de Rika'ya isabet ediyor arkadaşlar. Ve hem Itadori'de hem Yuta'da hem de Rika'da kesilmiş beden saldırılarını görüyoruz. Artık ikisinden yemiş olduğu darbelerden kaynaklı olarak arkadaşlar vücutlarında hasar almış durumda bizimkiler. İşte Sukuna ölümcül bir darbe indirmek için onlara dokunması ve kesmesi gerektiğini söylüyormuş. Yani şunu açıklıyor. Bu sadece Gojo olan savaştan dolayı e, lanetli enerji çıkışının düşük olmasından değil Jujutsu e, tekniğinde ön hat savaşları için e, savunma yeteneklerini yükseltmesinden kaynaklanıyormuş. Yani burada benim e, anladığım arkadaşlar e, şöyle bir durum var. E, bu saldırıları yapabilmesi için arkadaşlar, e, Sukuna'nın rakiplerine dokunması gerekiyormuş anladığım kadarıyla ve şu ana kadar e, bunu niye yapamaması ya, yani yani çok farklı bir noktaya evrildi. Ben burada nasıl bir şey anlatmak istediğini tam anlayamadım açıkçası. E, o yüzden çok fazla detaya giremeyeceğim. Hani yazan bu, ben de bu şekilde anlatıyorum ama muhtemelen Türkçe çıktığında ne demek istediğini daha net bir şekilde anlayabiliriz diye ümit ediyorum. Sonra Yujin'in e, biliyorsunuz tersini mi çok hızlı öğrendiğini biliyoruz bir ay gibi kısa sürede. Dersinin tekniğini öğ öğrendi ve ustalaştı bu işte. Sonrasında Yuta etki alanını yalnızca Sukuna üzerinde kesin isabet vuruşlarını sınırlıyormuş. Ee, ben burada şunu anladım. Şimdi sonuçta bu alanın içerisinde Itadori'de olduğu için e, saldırılarını sadece Sukuna'ya atmak için e, sınırlıyor sanıyorum ki. Benim anladığım şu an bu. Hani Itadori'ye vurmamak adına Yuta kendisini sınırlıyormuş galiba, yani sadece Sukuna'ya vurabilmek adına sınırlıyormuş. Normalde Itadori bu alanın içerisinde olmasa muhtemelen saldırılarıyla beraber her yerden vurabilecek gibi anladım ben ama Itadori de olduğu için ona vurmamak adına Sukuna'ya vuruyormuş gibi anladım ben. Yuta'nın etki alanı sadece burada diyor, surhit diyor, surhit dediği kesin vuruş yani. Yalnızca Sukuna da sınırlanıyor diyor, ben bunu anladım yani. İşte Sukuna, Yuta'nın bunu en baştan beri yapıp yapmadığını merak ediyormuş. Ee, bu üst düzey bariyer tekniği kullandığı için onu alkışlıyormuş arkadaşlar. Şurada bir konuşma var. Ee, Sukuna diyor ki geçtiğimiz bir ayda ne yaptın diyor. Yuji'de yani Itadori'de çaba ve azimle çalışmaya devam ettim gibi bir şeyler söylemiş. Yuta'da da diyor ki biz hile yaptık. <laughs> Böyle bir cevap vermesi çok komik gitti bu arada biz hile yaptık diyor. E, ee, Yuta'da eğer Gojo Sukuna üzerinde kalıcı bir etki bırakmamış olsaydı diyor. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Gojo ile Sukuna savaşırken Hani Sukuna her ne kadar böyle ezici bir üstünlükle yenmiş gibi e, gözükse de baktığımızda fiziksel olarak şu an e, almış olduğu darbelerden kaynaklı olarak hem alan açamıyor, tersinin tekniğini kullanamıyor. Kendi tekniklerini kullanırken daha düşük seviyede kullanıyor. Yani Gojo e, gerçekten Sukuna'yı bayağı bir yıpratmış arkadaşlar. Bu bölümde de bunu anlıyoruz zaten. Sonrasında tersinin tekniği kullanamamasından kaynaklı olarak da Itadori ve Yuta diyor ki, hani eğer diyor tersinin tekniğini kullanmış olsaydı diyor biz şimdiye kadar diyor yani ölürdük gibisinden bir konuşma yapmışlar. Yuji burada her şey bir son vermezlerse neler olacağını hayal etmekten bile korktuğundan bahsediyor. Ve arkadaşlar bu savaş içerisinde biliyorsunuz Yuta'nın Sukuna'ya karşı kullanmış olduğu tekniklerin hepsini bu arada Sukuna zihninde tutuyor. Şöyle bir şey var Yuta, Charles'ın bu arada geleceği görme bir ya tek, tekniği vardı hatırlarsanız Charles'ın. E, Charles'ın tekniğini alarak Sukuna'nın hamlelerini görüyor, onu saldırılarından kaçıyormuş ve kaçtıktan sonra da Sukuna'nın ağzına güzel bir <laughs> tekme vuruyormuş bölüm içerisinde. Şu an bu bölüm içerisinde e, meleğin Yakup diyor ama e, İsmail abi Davut'un merdiveni demişti. Tam hatırlamıyorum şimdi Yakup da olabilir, Davut da olabilir. Davut'un merdivenini kullanmış, Uro'dan uzay bükmesi, Dru'dan Shikigami. Inumaki'nin lanetli konuşması ve Charles'ın geleceğe bakış. Hani Sukuna bunların hepsini çetele tutuyor arkadaşlar nasıl saldırılar geleceğini tahmin etmek istiyor Sukuna. Ama şöyle de bir şey fark ediyor Yuta bu bölüm içerisinde. Diyor ki benim almış olduğum ilk lanetli tekniği yani bilmediği bir lanet tekniği kullandığımda diyor Sukuna diyor açıklar veriyor diyor. Hani şu an alana baktığımızda o kadar fazla sınırsız kopya tekniği var ki e, Sukuna'yı her seferinde açıklardan e, yaramayıp saldırabiliriz. Bence bu inanılmaz bir avantaj Yuta e, açısından. Tabi Sukuna'nın bunları göremiyor oluşu da kendisi açısından baya büyük bir problem yaratacaktır arkadaşlar. Bakalım devamında neler göreceğiz. Açacağız çok merak ediyorum. Hani bölümün can alıcı noktası da burası arkadaşlar. Sukuna diyor e, ayrıca diyor Yuta'nın diyor Gojo'nun sonsuzluğunu kopyalayıp kopyalamadığını merak ediyor diyor. Ancak diyor bu düşünceyi de hemen kenara bırakıyormuş. Onu kontrol edebilmek için diyor altı göz tekniğine de ihtiyacı varmış Yuta'nın. Yani sınırsızı, sonsuzluğu kontrol etmek için altı göz tekniğine ihtiyacı varmış Jujutsu sahiplerinin. Ama bakalım ben e, Yuta'nın bir şekilde e, burada onu kullanabileceğini düşünüyorum. Hani e, bunu kullanabilmesinden kaynaklı olarak da e, Sukuna'ya bayağı bir zorluk çıkartabilir gibi geliyor bana. Uro'nun lanetli tekniğini şöyle biliyorsunuz havayı bükebiliyordu. E, o tekniği yine kullanıyor ve boşluğu bükmeye devam ediyor. Kendisini kalkan gibi kullanıyor. Havanın içerisinden bükmüş olduğu havanın içerisinden bir kılıç fırlatıyormuş. Ve Sukuna'nın çok sinirlendiğini, sinirlerinin bozulduğunu görüyormuş. O zaman Sukuna o atmış olan kılıcı yakalıyor. Sonrasında arkadaşlar Yuta... Sukuna'ya Dokan dokunduğu için arkadaşlar Sukuna'nın tekniklerini kopyalıyor ben diyordum acaba bunu yapabilir miyiz Bu olabilir mi diyordum Ve gerçekten arkadaşlar yuta An itibariyle Sukuna'nın tekniklerini kopyalıyor ee, görüyorsunuz ki arkadaşlar Sukuna Kendi saldırılarıyla beraber arkadaşlar e, Yanlış okumuyor isem Cleave saldırısıyla beraber Sukuna kendi bedeni Hasar görüyor tabii kendi bedeni değil aslında Megumin'in bedeni Hasar görüyor ama Yapacak bir şey yok. Sukuna bedeni kontrol ettiği için hasar vermek durumundayız. Her ne kadar Megumi'nin bedeni de olsa. Beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Çok şaşırttı bu bölüm. E, sonuçta artık Yuta e, Sukuna'nın tekniklerini kopyalayabiliyor. Ondan sonra istediği kadar teknik kullandığı için ilk defa kullanmış olduğu bir teknik Sukuna'ya karşı Sukuna'nın açık vermesini sağlıyor. İnanılmaz bir şey bu. E, onun dışında Itadori'nin e, bu Yuta'yla Sukuna mücadele ederken o fırsatlardan istifade Itadori de e, saldırı yapıp Ruhu sarsıyor ve Megumi bedeni yavaş yavaş kontrol almaya başladı. ve Sukuna bedendeki kontrolünü kaybediyor. Çok güzel bir şey. Artık Itadori e, nerelere vurabileceğini, ruhtaki boşlukların nerede olduğunu görüp ona göre saldırıyor. Gerçekten muazzam detaylar bence. Sukuna'nın işi gerçekten e, şu an zora doğru gidiyor ama yine e, bir şekilde... Ben şunu demek istiyorum. Bence kesinlikle ve evet kesinlikle Sukuna buradan bir şeyler çıkartacaktır. E, bu kadar ezileceğini ben düşünmüyorum. Sonuçta hatırlarsanız Gojo, Sukuna karşılaşmasında e, Gojo da belli bir noktada böyle çok geriye, plana düşmüştü ama 3 ve 1i belli bir süre sonra kendisini ön plana çıkarttı. yani hem Mahorogoy'u hem de o diğer, da aklıma gelmedi e, bir tane daha böcek kimsi bir yaratık vardı aynı Mahorogoy'a benziyordu ona karşı mesela çok iyi bir şekilde savaşmıştı. Ben Sukuna'nın bir sonraki bölümde e, kendi tekniklerinde kopyaladığı için e, Yuta'ya karşı bir böyle ayrı bir kin güdüp saldırılacağını düşünüyorum. Ve gerçekten görüyorsunuz e, kare kare e, saldırılardan almış olduğu yaraları bizlere gösteriyor Akutami. Yani diyecek çok fazla bir şey de yok arkadaşlar. Gerçekten e, güzel bir bölüm incelemesi oldu. Güzel bir bölüm oldu. Bölüm çıktığında yine okuyacağım. E, hatta böyle ekstra gördüğüm bir nokta olursa e, onları da bir canlı yayında arkadaşlar bölüm öncesinde inceleyip aktarmak istiyorum sizlere ama dediğim gibi şu an için Yuta'nın e, kullanmış olduğu bu sınırsız teknik kopya muazzam bir şey Sukuna'nın bunlardan karşı buna karşı dezavantajlı olması Sukuna'nın bayağı bir canını sıkıyor ve artık e, Sukuna'nın o suratındaki gülüş kaybolmuş durumda e, kendi teknikleriyle saldırılmış olması galiba biraz sinirine dokunmuş gururuna dokunmuş gibi geliyor bana bakalım artık neler olacak bekleyip göreceğiz bu arada önümüzdeki haftada ara yokmuş arkadaşlar onun da bilgisini vermiş bizlere. Spoiler sadece 251'de yani haftaya ayın kaçı oluyor? Hop 15-16'sı gibi kanalda olacaktır. Eğer ölmez sağ kalırsak güzel bir incelemeyle beraber yine videoyu sizlerle buluşturacağım. Şimdi benim söyleyeceklerim, hani benim yorumlayacağım şeyler bu kadar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. E, yorumlara beni etiketleyebilirsiniz. E, hatta birbirinizin yorumlarını böyle hoşunuza giden yorumlar varsa onları da beğenip ön planı çıkartırsanız beni de daha çok dikkatimi çeker. Diyelim ben artık bölümü yavaştan noktalamış olayım arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 11.000'e doğru ilerliyoruz. 300 kişi kaldı. Ee, güzel bir geri dönüşler e, alıyorum sizlerden. Tabii ki Jujutsu Kaizen için istemiş olduğunuz farklı videolar varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.